Ben sana sen çatlak bir Anadolu'yu kucaklamaya, bu bahar aşk için hazır, hazır vazgeçmeye adının bile baş harflerinden. Kayıtsız bir sarhoşluğun her gün erkenden sabah oluşundan, her şeyi biraz şakalaştıran bakışından, şakadan başka izahı olmayan bu kalp ağrısından. Umarım bu bahar herkes aşka hazırdır. Gerçi memleket savaşa hazır gibi görünüyor. Nerede çağımızın altın kalpli adamı? Nerede o bilge ruh, bilge insan? Gerçekten hani bölücülük bir suçsa gerçekten yargılanması gereken şu andaki politikacılar. Bölücüler, bölüyorlar yani. Efendim uzun zamandır sürçülisan videosu çekemiyorum. Ben sürçülisanlara başladığımda kimse politik tek laf edemiyordu. Şimdi mainstream kanalların prime time programları bile bayağı siyasi hiciv yapmaya başladılar. Güldür güldür neredeyse olacak o kadar gibi parodiler yapmaya başladı. O yüzden gerek kalmadı yani. Onları izleyip ben de rahatlıyorum. Böyle ücra bir Alman mahallesinde oturuyorum. Bugün ormanlar dolaştım, parklar dolaştım. Çok kıymetli bir insanla oturdum, sohbet ettim. Dünya üzerine, meseleleri üzerine konuştum. Ama evet yani. Annen televizyonu açıyor ve sen de memleketle ilgili haberler, söylemler duyuyorsun. Çok çirkin hocam. Gerçekten çok çirkin. Almanya'da işte tartışılan konulara bakıyorum. Memlekette bakıyorum. Mesela burada ne tartışılıyor bu aralar? Çok fazla danışman varmış işte bakanlıklarda falan. Bunları nasıl daha aza indirebiliriz? İşte Berlin Brandenburg eyaleti kadın erkek milletvekili sayısını eşitledi. Eşit olacak bundan sonra. Kinderzuschlag, kinder yardımları, çocuk yardımları arttırıldı. Bugün gelir düzeyi düşük bir ailede nereden baksanız çocuk başına 500-600 euroya varan aylık ücretler ödenecek. Çocuk parası, Kinderzuschlag ve yan ücretler, toplu taşıma vesaire olmak üzere. Yani onun dışında da insanlar memleketlerini işte göçe karşı falan koruyorlar. Bu mevzu bu genel olarak. Merkel gitti, kimsenin umurunda değil, yerine hemen biri gelir. Bir ülke eğer bir insana muhtaçsa ülke bitmiştir zaten. İnsan dediğin yemek yiyen, tuvalete giden. Fani ya. Fani. Herkes insan. Herkes bir yere kadar doğru yapar, sonra hata yapar. Ya da 3 gün doğru yapar, 3 gün hata yapar. Bu insan. İnsan kontrol edilmesi gereken mevzu işse bir canlı, bir varlık. Yani bence şunu anlamalı bizim insanımız. Bir Kürt HDP'ye oy verir hocam. Yani en son oyu kaç? 6 milyon HDP'nin. Bu adam yine verecek. Kime versin HDP'li? MHP'ye mi oy versin? Adam Diyarbakırlı bir Kürt genci. Süleyman Soylu'nun olduğu partiye mi oy versin? Vermez. MHP'li de HDP'ye vermez. Almanya'da ben amca tanıyorum. Yıllarca dışlanmış. Hep dışlanmış ama. Ne Türk devleti tarafından korunmuş, kol kanat gerilmiş. Ne Almanlar zaten o adama Almanca bilmediği için muhatap olamamıştır Almanlarla. E şimdi işte bizim Cumhurbaşkanı gibi lider çıkmış. Onu seviyor. O onu sever. Ondan başkasına oy vermez. Vermez hocam. O onu seviyor. Yani. Bunu kabul et ya. O onu sever. O tip onu sever. O tip onu sever. Atatürkçü bir Atatürk'ün partisinden başkasına oy vermez. Dolayısıyla bunları birleştiren bir şey olması lazım. Hepsinin temsil kabiliyeti olması lazım. Profesör Doktor Ahmet Arslan'ın bir sözü var. Diyor ki gündelik şeylerle ilgilenenler aydın olmaz. Çocuğu şehit olmuş bir aile Abdullah Öcalan'ı anan adamın partisine oy vermez. Yani bu kadar basit. Sen ne istiyorsun ki bu insanlardan? Hiçbiri birbirine oy vermez. Ve ülkenin en tepesinde sadece bir adam varsa başka yok. Kime ne görev verse onu yapıyor. O adam da bu işin üzerine giderse o iş düzelmez. Bunların ortak bir paydada buluşabileceği bir dünya, bir Gülistan kurabilirsin. O Gülistan'ı kuracak bilgi adamı arayın. Ekrem İmamoğlu. Yani ben de HDP'lilerden de oy istiyorum. Yani HDP'ye oy veren herkes teröristse o zaman bir çözüm bulman lazım. 6 milyon. 3'te o 6 milyon insanın ailesi olsa 18 milyon. Onları öldürecek misin? Almanya bu sıralar neyi konuşuyor biliyor musunuz? 70 Alman vatandaşı IŞİD'liymiş. Savaş bitti, IŞİD yenildi, IŞİD'liler tutuklandı. IŞİD'li 70 Alman vatandaşı Suriye'de hapiste. Trump herkes kendi vatandaşını alsın, kendi yargılasın dedi. Ve o IŞİD'liler Almanya'ya gelecek. Almanlar onları vatandaşlıktan çıkarmadı biliyor musunuz? Bir program başlattı hükümet. O IŞİD'lilerin yani Alman vatandaşı olan IŞİD'lilerin çocuklarını buraya getirme programı oluşturdu. Şimdi o çocukları buraya getiriyor. Onları rehabilite etmek istiyor. Onları entegre etmek istiyor tekrar topluma. Radikal olmalarının önüne geçmek istiyor. Onlar için yurtlar hazırlıyor. Çünkü Alman diyor ki onlar benim vatandaşım. En azılı kendisinin topraklarından da çok uzakta bir yerdeki artık herkesin kinle, nefretle baktığı terör örgütünün mensuplarını vatandaşı diye evet koruyor. Yani sahip çıkıyor. Adamın birinin çocuğu homoseksüelmiş. Bizde hala kötü gözle bakılır. Bilmezler bunun bütün dünyada kabul gören bir cinsiyet olduğunu. Mesela Almanya'da Mannlich, Weiblich ve Divers diye üçüncü cinsiyet seçme hakkın var. Kanunen var yani. Bu yeni bir kanun olmasına rağmen artık var. Ve bu Diversler birbirleriyle de evlenebiliyorlar falan. Yani Almanya bu kafada da. Kıyaslamıyorum. Yani burası Şampiyonlar Ligi. Hadi orası PTT'lik. Kıyaslamayalım. Ayıp. Doğru. Vazgeçiyorum. Kıyaslamıyorum. Homoseksüel olduğu için Mevlana'ya götürmüşler. Demişler ki Mevlana bizim oğlumuz homoseksüel. Mevlana Hazretleri demiş ki biz hoş görürüz. Hoşlarına gitmemiş ailenin bu söylem. Gitmişler Hacı Bektaşi Veli'ye. Demişler ki Bektaşi Hazretleri bizim çocuğumuz homoseksüel. Hacı Bektaşi Veli demiş ki biz görmeyiz.